bakalım. Tek de girebileceğiz mi? Şey yapamıyorum. Karanlıkta kalıyor ya bir de arkası. Gözükmüyor ne oldu? Eskortu da var ama eskortun da üzerinde tabela vesaire falan hiçbir şey yoktu. Iveco nasıl Iveco? Bak aklıma şimdi yavaş yavaş geliyor. Yok, ben bunun bir icabına bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hepinize yepyeni bir videodan merhabalar, selamun aleyküm. Şimdi Sakarya'ya geldik. Dünden beri burada bekliyoruz. Bir yükleme yapacaktık da yüklemeyi yapamadık. Mal çıkmamış daha. Şimdi çağırdılar, içeriye giriyoruz. Yani 24 saattir yatıştayız burada. Şuraya yanaşacağız, oraya bir yanaşalım. Ondan sonra yükümüzü alıp gidelim artık, yeter. Sıktı biraz. Şu kapakları ben bir açayım, geleyim. Ellerim ıslandı ya. Yağmur da yağıyor. Yağıyordu daha doğrusu da. Ama her taraf ıslak şu anda. Şimdi şuraya bir başlayalım yanaşmaya. Bakalım. Tekte girebileceğiz mi? Tekte gireriz de arkayı düzleyebilir miyiz? O problem. Biraz o yüzden çok bir şey yapamıyorum. Karanlıkta kalıyor ya bir de arkası. Gözükmüyor ne oldu? Şöyle. Şu an düzledik. Çok böyle darbe alsın istemiyorum, o yüzden ağır ağır hareket ediyorum dedim ve değdi. Evet, bir inip bakalım şimdi. Oh. Hava çok soğuk, hava fena. Bakalım. Vallahi tekte oturtmuşuz, kolay gelsin. Şunu bir kaldırayım. Bir problem yok. Şimdi biraz burayı kaldırdığım için araba kastı. Bu şekilde bırakmamak lazım. Bir el frenine salıp boşluğunu alacağım. Ondan sonra da yatış. Tamam. Boşluğunu aldık. Evet arkadaşlar, bir yükleme başlasın. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Aşağı yukarı ne kadar sürecek? 4.30. Şu an saat 10. Tam 10. 10, 11, 12. 4.30 saat falan sürecek. Ondan sonra çıkarız. Hadi bakalım. Arkadaş, bu nasıl soğuktur ya. Vallahi çok fena. Şimdi yükümüzü aldık. Kemer takmayalım, zaten hemen yan tarafa gideceğiz. Ben saat 2 falan dedim ama çabuk bitti ya, bugün şaşırdım. 12.30'da bitti. Şimdi bir kantar yapıp ondan sonra irsalye alıp yola çıkacağız. Hemen bir kantarımızı yapalım. Kantar da yan tarafta. Suyum kalmış mı? Var biraz. İftara yetecek kadar.
Evet ya, erken bitti bugün. Şimdi hemen şuradan bir kantar yapalım. Kurtardık. Ben şu kantarı yapıp geliyorum. Evet, kantarı yaptık. Kantarı da içeriye alalım. Kaç gelmişiz? 22. 22 ton geldik. Bu arada mikrofon kırıldı. Neyse, yapacak bir şey yok. Bazı arkadaşların gözü kaldı herhalde mikrofonda. Bu haşır huşur sesler ediyordu ya. Ondan dolayı mikrofon gitti. Ona bir çare bakacağız artık. Şimdi ben buradan dönemeyeceğim. O yüzden geri şöyle bir manevra yapacağız. Sağdan zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Evet, bu artık kurtarır bizi. Şimdi şu kantar fişimizi bir verelim. Ondan sonra irsaliyemizi alacağız da bunu nasıl yapacağız şimdi? Bunun takma yeri gitti. Neyse, şunu bir verelim, ondan sonra bakarız. Evet, şu anda kendimizi körfeze kadar attık. Geldik körfeze kadar da. Ya şu mikrofonu nasıl yapacağız bilmiyorum. Mikrofonu tutturamıyorum bir yere. Şöyle elimde dursa biraz herhalde problem olmaz. Ben bunu çözene kadar bu şekilde idare edeceğim. Yaka mikrofonum var da takacak şimdi. O Allah bilir nerededir yani. Onu hiç arayacak vaktim yok. Böyle idare edeceğim. Arkasını tamir edene kadar. Ya da yeni bir mikrofon alana kadar böyle. Yine masraf çıktı vallahi bak. Yani az buz bir şey de değil. Geçen bir baktım fiyatlarına. Farklı bir markaya yönelecektim de. Vallahi iyi bir masraf bizi bekliyor. Burası şey, Körfez yolu biraz sıkıntılı bir yol. Bu yol hakkında biraz bahsedeyim sizden. Yeni başlayacak olan arkadaşlar özellikle bu yola biraz dikkat etsinler abi. Burası çünkü 3 şerit var ama çok böyle sağlıklı şeritler değil, çok dar şeritler. O yüzden Körfez yoluna falan girdiğinizde burada sabit hız ve sağ şeridi korumaya dikkat edin. Sollamalara falan çıktığınız zaman da mutlaka dikkatli olun çünkü aynalarınız şeridin dışına taşıyor. Sonradan genişletilmiş bir yol çünkü burası. Öyle bir durum mevcut. Bu arada bugün günlerden ney bugün? Birkaç bir şeyden bahsedeyim. Bugün 30 Mart Perşembe. Günler ne çabuk geçiyor ya. Vallahi çok çabuk geçiyor günler. Şimdi ben bugün bu yükü gümrüğe götürüp gümrüğünü yaptıracağım. Kapatacağım dorseyi. Ondan sonra bunu garaja keseceğim. Garaja kestikten sonra bir izne ayrılacağım. Kendi isteğimle. Bir 3 gün izin yapacağım. Yarın çünkü cuma. Bu arada ben ayın 30'unda çekiyorum bu videoyu. Yarın cuma birkaç tane bir kurumda işim var. Resmi kurumda, hafta sonları kapalı. O işlerimi halledeceğim. Bir de cumartesi, pazar biraz evde olayım. Çünkü 10 gündür eve gidemiyorum yani. Sadece bir iki kere geçerken uğradım. Akşam geç saatte gidip sabah erken saatte çıktım. Çok bir şey anlamadım yani. Bunu şuraya sıkıştırsak ne olur? Biraz şöyle dursun bakalım. Şöyle deneyelim. Şimdi aklıma dank etti de inşallah ses yapmaz. İşte ne diyordum? Bir gideyim evde biraz vakit geçireyim. Ramazan falan daha yapamadık evde. Yani bir iftarımızı yapalım evde. Hem biraz da kafa dinlemek istiyorum. Çünkü araba değişecek şeyiyle alışveriş de yapamıyorum arabanın içine. Dolabı falan da dolduramıyorum. Bu düşüyor buradan. Yani biraz zorluk çekiyorum. Bir gidip 2-3 gün şey yapayım. Kafamı dinleyeyim. Ondan sonra zaten ayın 5'inde şeyimiz var. Vize
randevumuz var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra parmak izi vereceğiz. 3-5 güne de herhalde vizemiz çıkar diye tahmin ediyorum. Bir aksilik olmazsa. Sollamaya çıkmak istiyorum ama hızını arttırıyor. Şu an aslında 85-85 gidiyor. Ben bir çıkayım sollamaya. Şeridin ne kadar dar olduğunu göreceksiniz şimdi. Öyle yani, şu anlık durum bu şekilde. Kaç gün oldu? 13'ünde başladım herhalde ben. 13'ünde mi başladım? Öyle bir şey herhalde. Şu an 14. günüm falan, ikinci haftam falan yani. Bir hafta şeyi bekledik. 3-4 gün pasaportu bekledik. Ondan sonra pasaportumuzu verdik. Şöyle biraz sol şeridim boş, hafif sola açılacağım. O da rahat etsin, ben de rahat edeyim. Yani arkadaşlar, aşağı yukarı bir 10 güne falan herhalde çıkmış oluruz Yunanistan'a. Şunu da bir sollayacağım. Tempoyu tutturdum çünkü şey yapmak istemiyorum, kaçırmak istemiyorum. Kaçırdı arabayı sol tarafa. Bu aralar bir de sahuru falan hep şeyde yapıyorum, arabada yapıyorum. Gittiğim yerlerde böyle biraz şey, nasıl söyleyeyim, çok böyle yerleşim yerinde olan yerler değil. Bazen hazırlıksız yakalanıyorum. Orada da işte sahuru bir şekilde kek, mek bir şeyler yapıyoruz yani. Çok sağlıklı sahur yapamıyorum ama iftarı güzel yapıyorum. Geç yapıyorum bazen ama iftar falan güzel oluyor. Sahurda da hemen 2 dakika bir aparatif bir şeyler alıp tekrar uyku moduna geçiyorum. Bir ben mi sollama yapıyorum ya? Benim yüküm çok hafif olduğu için araba gidiyor yani. Ben de mecbur gidiyorum. Çünkü sollamayı çabuk bitirip hemen kendimi sağa atabiliyorum. O yüzden sollamaya çıkıyorum burada. Hava da bir değişik. Dün kar yağıyordu. Bayağı bildiğiniz kar yağdı yani bütün ülkeye, neredeyse kaç tane, 10-11 tane şehre falan bayağı kar yağdı yani. Şimdi de güneş var. Az önce yağmur vardı. Yağmurdan önce fırtına vardı. Evet, malum Ramazan, kafa biraz çalışmıyor. O yüzden kusura bakmayın, böyle biraz modum düşük. Bu mikrofon da elimizde kaldı. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Aklım hala bunda. Buna bir şekil yapmamız lazım. Oba, bu sıkıntı. Geniş araç biraz hızımızı düşüreceğiz. Sen de biraz sağa at kendini abi. Tamam, süper. Geçtik. O şeymiş, geniş araçmış da hiçbir tarafında bir şey yok. Şeyi de var arkada, eskortu da var ama eskortun da üzerinde tabela vesaire falan hiçbir şey yoktu. Bir tane tepe lambası. O da aşağı olan, eğimli olan yere denk gelmiş, gözükmüyor. O da biraz kafa karıştırıyor yani. Aslında dikkatli olmak lazım abi. Ben biraz yardırıyorum yüküm hafif diye ama demin de dedim ya, kafa çok çalışmadığı için refleksler biraz zayıf. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Iveco nasıl Iveco? Bak aklıma şimdi yavaş yavaş geliyor. Instagram'dan baya soruyorlar. Var, aklımda çok şey var da şu an aklıma gelmiyor. Yani konuşacağım çok şey vardı da aklıma gelmiyor. Arkadaşlar Iveco güzel yani, bir problem yok. Çok böyle şey bir araç değil, kötü bir araç değil, iyi bir araç. Çekiş konusunda özellikle biraz hırçın bir araç. DAF'tan iyi yani, bizim Mercedes'ten de iyi. Hatta 48'den de iyi, 48'de kullanmıştım. 48'den de iyi. Çekiş konusunda biraz şey yani, rampa canavarı diyebiliriz. Konfor kısmında değerlendirecek olursak 45'ten iyi. 48 ile aynı. Yani hemen hemen aynı.
çok hatırlamıyorum 48 ama çok öyle 48'in ağım şam bir şey yoktu yani. Bir konforu yoktu. O yüzden 48'de aynı DAF'ı da aratmıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Sadece biraz şey var bunda, malzeme kalitesi biraz kötü gibime geldi. Yani çok plastik kullanmışlar. Şurası yumuşak. Onun haricinde her yer şey, plastik yani. Sert plastik. Arada böyle bir sesler falan geliyor ama rahatlık açısından koltuğu moltuğu falan iyi. Fena değil. Çok böyle kötümsenecek bir araba değil yani. Direksiyonu biraz bana büyük geldi. Yani çapı çok büyük. Yapısı çok güzel. Ama çapı çok büyük. Oturduğunuz zaman yani farklı bir araçtan inip buna oturduğunuz zaman biraz sizi rahatsız edebilir ama bir süre sonra artık buna da alışıyorsunuz. Bir problem yaşamıyorsunuz. Şu an gayet alıştım. Ama ilk bindiğinizde unutmayın, Iveco'nun direksiyonu eğer farklı bir araçtan geçip buna biniyorsanız size çok tuhaf gelecek. Haberiniz olsun. Onun haricinde şuradan bir su geliyor, anlamıyorum. Yani yağmur yağdığında şu ön camın sol köşesindeki plastikten su damlıyor. Onu gidince söyleyeceğim. Acaba bu araca mı özel yoksa bir yerinde bir kaçağı göçeği bir şey mi var? Onu anlamadım. Böyle terleme gibi su akıntısı oluyor. Onu bir söyleyeceğim. Belki bir yerinde bir kaçak maçak bir şey vardır yani contasında. Onu ihmal etmeyeceğim. Söyleyeceğim onu. Haricinde dolabı güzel ama dolabını kullanamıyorum şu anda çünkü aracı alırlar korkusuyla dolduramıyorum dolabı. Onunla uğraşamayacağım yani, onu taşıması etmesi falan bir dünya ıvır zıvır. Verecekleri araba dolaplı mı dolapsız mı çok bilmediğim için ona şu anda şey yapamıyorum yani. Ama dolabı geniş, güzel yani, ideal böyle standart kahvaltılık ve bozulmayacak şeyleri alabilecek potansiyelde. Menüsünü çok beğenemedim abi. Hiç becerememişler bu menüyü. Şu ekrandaki şey var ya, kadran var ya. Hiç becerememişler. Çok karman çorman. Her şey birbirinin içerisinde böyle. Değişik yani. Çok saçma sapan bir ekran yapmışlar. Göstergesi güzel ama o şey kötü. Dijital ekranı çok kötü. Hiç beğenmedim. Ses sistemi iyi. Bir problem yok. Haricinde sadece buna özel mi bilmiyorum. Yani standart paketlerde var mı? Çok hakim değilim. TomTom navigasyon var. TomTom güncel değil. Çünkü çok iyi bildiğim birkaç yolu doğru göstermiyor. Yani o yollar artık yok. Yol düzenlemesi yapıldı 2 sene 3 sene önce. Ama hala o yolu gösteriyor ama yol yok, kapalı yani, öyle bir yol yok artık. Muhtemelen güncellenmesi gerekiyor. Ona da bir bakmak gerekiyor aslında. Kendi kendini mi güncelliyor yoksa bu şekilde mi kalıyor? Onu bilmiyorum. TomTom öyle. TomTom güzel ama arayüzü falan gayet iyi. Birkaç kere denedim. Güzel bir navigasyon. Hatta ben de TomTom almayı bile düşünmedim değilim. Bir bakacağım ona. Biraz daha araştırmam lazım. TomTom'a ihtiyacım olacak. Navigasyona ihtiyacım olacak da aslında. TomTom şu an daha bir yakın geldi. Çünkü Garmin biraz pahalı. Bir TomTom alırım diye düşünüyorum tır için. Onun haricinde yakıtı bana biraz şey geldi. Fazla geldi. Yani şu anda ben ortalama 20-22 tonla falan çalışıyorum. Aşağı yukarı. Yakıt 31'lerde, 32'lerde falan geziyor. Ben bu yakıtı tonajlı bir şekilde şeyden alıyordum. Yani benim 45'ten alıyordum. Tonajlı bir şekilde. Yani dolu dolu çalışıyordum. Bunda bir de böyle çok dolu dolu çalışmıyoruz. Yani dolu boşlarımız falan doluyor. Ona rağmen şu anda şeyimiz, ortalamamız, hemen ona da bir bakacağım.
Ya menü o kadar çok karışık ki şey yapamıyorsunuz yani, kestiremiyorsunuz neyin nerede olduğunu. Nerede abi? Vallahi çok karışık yani, öyle böyle değil. Ortalama yakıt. Yani ben 32,5'ta aldım. Şu an 31,8'e falan düşürmüşüm. Yaklaşık bir 3 günde 4 günde falan. Yakıtı bana biraz fazla geldi. O da muhtemelen motorundan kaynaklı olabilir belki. Çünkü aşırı güçlü yani, torku da var. Tepkileri çok iyi aracın. Muhtemelen ondan kaynaklı olabilir. Yani iyi şoförlerin elinde olmadığı sürece yakıt konusunda biraz üzer diye düşünüyorum yani. Retarder var da 5 kademe, ama çok böyle bir faydalı retarder olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü boşken iyi. Yani boşken çok güzel tutuyor ama doluyken çok açıkçası şey değil yani, verimli değil. Biraz böyle arabayı tutmuyor gibime geldi. Yani DAF da çok iyiydi mesela. DAF'ın retarderi 3 kademeydi ama çektiğiniz zaman 3. kademede direkt yığma yapıyordu yani. Ama bunda öyle bir şey yok maalesef. Çok geç tepkiler veriyor. Ve çok da şey değil yani, etkili değil. Motor freni gibi düşünebiliriz gücünü. Evet, şu anlık aklıma gelen bunlar. Sizin de merak ettikleriniz olursa, bu aralar Ramazan şey konusu bulamıyorum. Çok video konusu bulamıyorum. Çok kendimi de bu taraflara veremiyorum açıkçası. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şeyler olursa kendi çapımda bildiğim kadarıyla, çok bilmişlik yapmadan sizlere olabildiğince olayları, gelişmeleri, sorduklarınızı aktarmaya çalışayım. O konuda da bana biraz Ramazan'da destek olun. Gerçekten bulamıyorum çünkü yani, inanın, düşün var ya artık, beynim patladı yani. Merak ettikleriniz olursa da yorumlar kısmına yazın. Şimdi biz şeye geçeceğiz, Hadımköy'e, Gümrüğe. Gümrüğe geçtikten sonra orada da bir şey yaparız, bir halat çekeriz. Gümrük halatı çekeriz. Onu da çok müsait zamanlarda onları da göstereceğim nasıl çekildiğini. Biraz çünkü problemli bir iş. Eksik yaptığınız zaman başınıza iş açabileceğiniz bir durum. Biraz böyle şeylerini öğrendikten sonra, inceliklerini, detaylarını öğrendikten sonra onu da sizlerle böyle açık bir şekilde videolara dahil ederek paylaşacağım. Şu an sol şerit müsait. En sola attım kendimi ki, yoksa ani fren yapmam gerekecekti. Onları da sizle paylaşacağım diyelim. Hadi bakalım, şimdi direkt gümrüğe geçelim. Evet, gümrüğümüze geldik şu anda. Biz gümrüğü farklı bir yerde yaptırıyoruz. Böyle bir yer. Çok şeye gitmedik daha. Çatalca gümrüğe gitmedik. Burada hemen 2 dakika hallediyorlar. Bağlıyoruz, ondan sonra çıkıyoruz. Yani sıra beklemiyoruz şu anda. Kapıyı açar mısınız? Şimdi ben bir kantar yaptıracağım. Ondan sonra şurada sıraya gireceğim. Gelip işlemleri yapıp ondan sonra çıkaracaklar beni. Kapı. Abi kapı. Gel diye şey yapıyor da. Kapı var. Geçen şuraya vurdum zaten. Bir daha vurmak istemiyorum bu kapıyı. Şuraya bir kantarımıza çıkalım. Şey olsa, araçlar olduğu için giremedim zaten şeye, kantara direkt. İnelim aşağıya.
kantarımızı yapsınlar. Ondan sonra şuraya çekip şu halatları bağlayacağım. Şimdi haber bekliyoruz. Kapanmıyor. Kapakta bir problem var. Oldu mu? Oturdu. Tamam. Hadi oğlum. Süper. Üst taraf. Şimdi o tarafın halatı bağlı. Biz bu tarafı bağlayacağız. Orayı şey yapmışlar. Hiç açmamışlar. Yükü buradan indirmişler muhtemelen. Halat halat. Gel bakalım. Halat yeri yok değil mi lan? Ne abi? Yanlış olmasın. Bu termoking bunda olmaz. Bunda halat olmaz bu dorsede. Bu dorsede de şuraları bağlaması gerekiyor ama sadece kapaklar bağlanır burada. O da şu mu? Aa o bu. Tamam bu. Açalım bakalım bir. Şu. Mühür yeri burası herhalde bunun yani. Bir tek burası açılıyor bu. Dorsenin başka hiçbir yeri açılmaz. Tamam şuraya vuruyoruz değil mi bunu? Onu bilmiyorum. Yanlış yönlendirmeyeyim. Oraya da vurabilirsin. Çünkü bura çok şey. Dorse açılmasın diye. Orada vuracak yer yok ya. Şöyle geçir. Ahmet. Şuradan geçirebilirsin belki. Burada Ahmet, bir yer gelsene. Var ama. Karışık. Ben oradan şeyi alamadım. Halatı alamadım. Bu taraftan bir alacağım. Kanka senin sağ kapağın girmemiş abi. Onu açacağım tekrar. Gördüm onu. Çözdük onu da. Hop. Buralardan bunu böyle tek tek geçiriyoruz. Ben müsait bir zamanda bunu şey yapacağım. Komple baştan sona göstereceğim size. Hatta halatı söküp sıfırdan halat bağlamayı da şey yapacağım. Göstereceğim. Geçen gün ben yaptım çünkü. Tek başıma bayağı bir uğraştım yani. Bayağı bir yordu. Onun mantığını da çözdüm. Onu da size aktaracağım. Şuradan da geçti. Hepsini tek tek geçiriyoruz. Hiç atlamıyoruz. Atlama yok. İşte buralar biraz şey, detaylı. Buraları detaylı yapmak lazım. Takılması gereken yerler var. İlk halat taktığımda şey yapmış, kimse göstermemişti bana. Yani ben kendi başıma taktım. En az bir 40 dakikam, 1 saatim falan gitmiştir yani. 3-4 defa söktüm taktım çünkü. Şuradan da takacağız. Ezilmiş biraz. Şunu çıkaralım da. Sonra şu arkadan. Sonra şu alttan. Şuradan, arkadan. Basit ama sıkıntı yok. Bir iki kere yaptıktan sonra insanın eli alışıyor. Benim şu kapağı tekrar bir açacağım. Ondan sonra. Sağ sık biraz. Tamam dur. Sağ biraz daha sık, sağ tarafı. Sık. Şimdi üst tarafa vur. Evet. Şuraya vur. Bu taraf biraz açık kalmış. Açık mı kalmış artık? Kapak mı öyle bilmiyorum. Ona bakacağız. Bakalım. Bak sıkıntı.
oldu ya. Dorsey'i ben ilk defa aldım da. Kapak sıkıntılı abi. Yok, ben bunun bir icabına bakıp geliyorum. Çok şükür ya. Forklift falan getirdik de kapı bozuk. Sabah da zor kapatmıştım zaten. Bir şekilde oturttuk onu oraya. Bu hazır takılı zaten. Bunu da en son arkada kavuşturup artık ondan sonra mühürü bekleyeceğiz. Gergin olacak. En sonunda şuradan içeriden bağlayacağız bunu. Hatta bir şey diyeyim mi? Şuna gerek yok. Zaten az bu. Tamam mı? Bunu ne yapacağız? Hatta bunu bir tane şey yapalım. Saralım. Burada düğümleyeceğiz bunu. Bitti, bir şey kalmadı. Dediğim gibi bunları çok müsait bir zamanda hepsini detaylı bir şekilde anlatırım. İsteyen olursa tabii. Talep olursa. Ona göre yolumuza bakacağız. Evet, şimdilik benden bu kadar. Araba da kirlendi. Onu da bir yıkamam lazım. Bayağı bir kirli. İçini ellemiyorum çok fazla. Çünkü araba sürekli değiştiği için şey yapmıyorum yani. Ne onun adı? Çok içini ellemiyorum. Nasıl aldıysam öyle bırakıyorum arabayı. Kendim yaşayacağım alana kadar temizliyorum. Ondan sonrasını ellemiyorum. Çünkü artık şey gibi oldum yani. Detaylı temizlikçi. Şu gerdirelim de. Detaylı temizlikçi gibi olduk abi. Yani arabamı temizleyeceğim. İş mi yapacağım? Sıkıldım. Sıktı yani biraz. O yüzden olabildiğince aldığım gibi bırakıyorum. Kim nasıl teslim ederse arabayı aynı o şekilde teslim ediyor. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar cümleten. Görüşmek üzere.